Çiftçi TV çiftçinin seyir defterinde bu hafta sert çekirdekli meyvelerde baharda hangi işlemler yapılır onu ekranlara yansıtacağız. Çiftçinin seyir defteri başlıyor. Hoş geldiniz. Çiftçinin seyir defterinde programımızın başında da söylediğimiz gibi artık bahar dönemine girdiğimiz bu aylarda, bu günlerde özellikle meyve bahçelerindeki bakım işleriyle ilgili sizlere bilgiler aktaracağız bu haftaki programımızda. Konuğumuz da Ziraat Yüksek Mühendisi Kadir Göçer olacak. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Çiftçinin Seyir Defterinde. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Daha önce de programımıza konuk olmuştunuz ama çok kısaca bir kendinizden bahseder misiniz? Ben Ziraat Mühendisi Kadir Göçeri. 1965 doğumluyum. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. 87 dönemi. Değişik zamanlarda özel olarak faaliyetler gösterdik. Son 10 yıl içerisinde de tarım danışmanı olarak değişik firmalara ve özellikle son 3 yıl içerisinde de Sultandağ Kiraz Kooperatifi'nde tarım danışmanı olarak görev yapmaktayız. Bölge çiftçilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, gerçekten de bu bölgede meyve konusunda siz bu işi artık hem mesleğiniz olması hem de özellikle meyve konusunda hem yetiştirilme konusunda hem de ticari konularda bilgi sahibisiniz. Biz sizi yakından tanıdığımız için söylüyorum bunu. Evet, artık bahar geldi. Kiraz ağaçlarında çiçeklerin her an patlama döneminde. İşte kayısı ağaçlarında çiçeklenme oldu ama sıkıntılar var. Bunlardan da konuşalım istiyorum. Şu an biz erik ve kirazın olduğu bir bahçedeyiz. Hem erik var, bir sıra kiraz, bir sıra erik. Bunu geçtiğimiz haftalarda biz bir erik, bir armut veya işte kiraz olarak şeklinde de görmüştük. İşte kiraz. Bu tür karma bahçelerin sıkıntıları olmaz mı? Hemen ben aklıma gelmişken sorayım istedim. Yani bizim arzu ettiğimiz şey bahçenin içerisinde tek bir bitki deseninin olması. Ama çiftçimiz yıl içerisinde verim kaybını veyahut da işte birinin zarar görmesi halinde diğerinden para kazanmayı düşündüğü için mecburen bahçelerinde de değişik çeşitleri bir arada yapmaya çalışıyor. Ama gelin görün ki Türkiye genelinde olduğu gibi Sultandağ bölgemizde de tarım arazileri 5-7 dekarlık küçük parçalar halinde. Dolayısıyla bu küçük parçaların içerisinde hem erik hem vişne hem kiraz hem kayısı gibi değişik ürünlerin bir arada olması çok doğru olmuyor. Mesela işte farkındasınız erik şu anda çiçeklenme döneminde ama kiraz için çiçeklenmeye daha bir hafta 10 günlük bir zaman dilimi var. Bir kayısı olsaydı veyahut da bir vişne olsaydı, bir elma olsaydı çok farklı şeyler. Birbirinden farklı uygulamalar, farklı mücadele, farklı kültürel işlemleri isteyen bitkiler. Dolayısıyla bunların hepsini çiftçinin bir anda yapması, bunların hepsine yetişmesi mümkün olmuyor. Sonuçta da ne erikten istediği verimi ne kirazdan istediği verimi alıyor. İkisinin ortasında bir verimle hayatını geçirmeye çalışıyor. Bu bizim açımızdan uygun olmayan, çiftçimizi bu manada tek tip bahçelere doğru yöneltmeye çalıştığımız yönlerden birisi. Bunlardan da vazgeçiremiyoruz ne yazık ki çiftçiye. Evet, şimdi BKT'lerde yani bitki koruma ürünlerinin uygulamasında da bazı sıkıntılar oluşabiliyor. Çünkü her meyvenin kendine has özellikle koruma sistemleri var, zirai mücadele sistemleri var. Peki mesela çiçeklenmiş bir ağaca uygulama yapıldığında henüz çiçeklenmeyen bir kiraz var, onu etkiler mi? Yani bu uygulamalarda işte mümkün olduğu kadar ikisinin arasında olabilecek. Mesela çiçekte ilaç kullanımını, bitki koruma ürünlerinin kullanımını çok arzu etmiyoruz. Niye? Çiçek tabiri caizse beni hoş görün bir hanımın doğum öncesi hali gibidir. Yani bu noktada pek müdahale etmek gerekmiyor. Zaten doğal olarak tozlanma ve döllemeyi sağlamak için arı faaliyetinin ve değişik rüzgar faaliyetlerinde, değişik canlıların faaliyetlerine ihtiyacımız var. Biz bitki koruma ürünlerini uyguladığımız zaman bu faaliyetleri belli oranda durduruyoruz. Dolayısıyla dölleme noktasında da sıkıntılar çekiyoruz. Bu nedenle çiçeklenme döneminde bir uygulama yapılması arzu edilmiyor. Ama buna karşılık çiçeklenme öncesi ve çiçek sonrası, meyve dökümünden sonra tabii bitki koruma ürünlerinin uygulanmasına da geçiliyor. Ama bir bahçede işte dediğiniz gibi hem erikte çiçek var ama buna karşın kirazda çiçeklenme yok. Daha tomurcuk döneminde işte neye göre bir ilaç atılacak, hangisi dikkate alınacak? Bunlar birer sıkıntı haline geliyor.
Evet. Şimdi kayısı dedik tabii ki. Kayısıda bir çiçeklenme vardı ama çiçeklenme döneminin hemen arkasından kar yağışı ve soğuk, evet, eksi derecelere düşen bir sıcaklık oldu. Evet. Özellikle geceleri don uyarılarında zaten siz bütün üreticilerimize yaptınız. İlçe Tarım Müdürlükleri de yaptı. Özellikle çay bölgesinde, Dere Senek'te, Yaka Senek'te bu havzada kayısının yoğun olduğu bölgeler var. Kayısıda durum nedir? Kayısıda bu sene çiçeklenme gene bir soğuk döneme isabet etti. Geçen sene de 30 Mart gibi bir ciddi bir soğuklanma yaşanmıştı. O soğuklanmada kayısıları ve bademlerin çoğunu kaybettik. Dolayısıyla Türkiye genelinde yaşandı bu. Bölgemizde olduğu gibi kayısı olmadı. Bu sene de hemen hemen şu 2-3 gün önceki zaman diliminde ciddi bir soğuklanma yaşandı. Bu soğuklanmaya karşın kayısılarda bir etkilenme var. Ama etkilenmenin oranını şu anda söylemek için biraz erken. Çünkü çiçeklenme belli bir kademede, belli bir şeyin içerisinde devam ettiği için ağacın her zaman kendine göre bir stoğu, elinde bir yedek malzemesi mutlaka var. Belli bir zararlanmayı gördüğü zaman arkasından diğer çiçekleri sürebiliyor. Dolayısıyla bu çiçeklerin ne kadarın meyveye dönüşeceği noktasında karar vermek için şu an erken. Ama bir zararlanma olduğunu söyleyebiliriz. Bir zararlanma var değil mi? İnşallah üreticimizi üzecek durumlar yoktur ama işte ürün de çok fazla yetiştiğinde sıkıntı oluyor. Az yetiştiğinde yine sıkıntı. Üretici bir şekilde yüzü gülmüyor. Ama bunda da şu var. Biraz talep ne kadar bunu da takip etmek gerekiyor. Şu an kayısı piyasasında da işte Malatya, Türkiye'de başta olmak üzere birçok bölgede kayısı yetişiyor. Çok düşük rakamlara da satıldı. Daha önceki yıllarda kayısı çok oldu. Bugün 25 kuruş dediğimiz liranın dörtte biri fiyatlara kayısıyı kimi üretici de toplamadı bile. Doğru. Yerlerde kaldı yani. Doğru. İki yıl önce bunu yaşadık. Ben kendim bizzat bahçelere gittiğimde de bunu gördüm. Ne yapmak lazım? Yani burada şey çok mümkün değil. Çünkü biz açık bir tarım yapıyoruz. Burada mümkün olduğu kadar dış tabiat şartlarından koruma amacıyla kendimizi geliştirmek için bir şeyler yapmak zorundayız. Sözün başında da söyledik ya, arazilerimizin çoğu küçük parsel olduğu için çiftçilerimiz bu koruma tedbirlerini çok fazla geliştiremiyor. Arzu edilir ki işte belli bir genişlikte, belli bir alanda ve kazanç manasında da belli bir gelir düzeyinde olabilse, bu bahçelerin üzerleri file çekilebilse, bu bahçelerin üzerine spreyleme, damlama ve değişik şey sistemleri soğuk zamanında, don zamanında, kırağa düştüğünde uygulanabilecek uygulamaları geliştirebilse, bahçelerine monte edebilse, bu zararlanmalardan en az etkilenerek ama belli oranda da standart bir verime ulaşarak hayatını devam ettirme, belli bir kazanca ulaşma şansı olabilir. Fakat arazilerimiz hep küçük olduğu için mevsimsel etkilenmelerden, dolayısıyla zarar görmelerden etkileniyor. O sene bir bakıyorsunuz işte kayısı yok, yüksek para. Ertesi sene iyi, bol miktarda kayısı, düşük para. Dolayısıyla çiftçi bu noktada meyvecilikten tam arzu ettiği standart düzenli geliri elde edemiyor. Evet, şimdi mevsimsel olarak yıllık bakım işlerimiz var. Mevsimsel bakım işleri diyelim. Biz ilkbahara da girdiğimiz bu dönemde özellikle meyve bahçelerinde işte bu havzada erik, kiraz, vişne, armut çok fazla olmamakla birlikte aynı zamanda kayısı yetişiyor ki bu meyvelerde sert çekirdekli meyveler sınıfı olarak değerlendiriliyor. Mevsimsel işlemlerde neler yapılıyor şu an çiçeklenme döneminde ve çiçeklendikten sonra? Evet, isterseniz o noktayı şöyle üç ana grupta toplayalım. Birinci uygulama kültürel uygulamalar dediğimiz uygulama. Bu kültürel uygulamaların içerisinde çiftçilerimiz bugüne kadarki zaman dilimi içerisinde işte normal olması gereken budama işlemlerini, aşılama işlemlerini, değişik kültürel faaliyetleri, işte toprak işleme gibi faaliyetlerini tamamlamaya çalıştı. Şimdi bunların hepsini ana başlıklarda şöyle kısa kısa geçersek, aşılama önemli. Neden aşı önemli? Eğer siz bahçenizi kurarken yeni çeşitler ve zaman içerisinde etkin olabilecek, verim kabiliyeti değişik, hasat dönemleri birbirini tamamlayıcı, erken ve geççi çeşitleri bahçenize dikemediyseniz, o bahçenizde tek çeşit bulunuyor ise dolayısıyla sıkıntı çekebilirsiniz. Erkenci olanlar işte erken çiçek açacak, geççiler biraz geç çiçek açacak. Dolayısıyla bahçenizde belli bir denge kurulacak. Ve bunun yanında bahçenizde sadece meyvenizin eriğin, sadece kayısının, sadece kirazın olması yetmiyor. Bir de bu ana çeşidinizin yanında onu dölleyecek,
onun daha fazla verim vermesini sağlayacak, dölleyici tozlaşmayı sağlayacak çeşitleri de dikmek zorundasınız. Dolayısıyla dikeceğiniz bahçenizdeki meyvelerin verim durumlarına dikkate alarak onun dölleyicilerini de bahçenize yerleştirmeniz gerekiyor. İşte bu kurulum aşamasında yapılamadıysa zaman içerisinde bahçelerde aşılama suretiyle, özellikle halk arasında yarma aşı dediğimiz aşılama suretiyle bu çeşitlerin dikilmesi, bu çeşitlerin aşılanmasına doğru yönelmek gerekiyor. Çiftçilerimiz bu aşılama işlemlerini yaptı. Eğer aşı bir fidan dikmediyse, yoz anaçlardan fidan diktiyse bunların aşılama işlemlerini tamamladı. Daha sonra bu aşılama işlemlerinden sonra işte topraktaki duruma göre, toprakın su ve nem kapasitesine göre, ki bu sene çok yağış ve kar aldığı için halen daha toprak işlemeye müsait bir ortam yok. Çiçeklenmeye girdi ağaçlar ama toprak işleme için uygun bir ortam sağlanamadı. Toprak tavına gelemedi. Fakat bundan sonraki zaman diliminde, özellikle çiçekten sonraki zaman diliminde toprak işlemeler yoğunlaşacak. Yine bunun yanında ciddi bir şekilde diğer uygulamalara doğru yönelmesi gerekiyor ki bunlardan birisi budama. O sene o ağacınızın üzerinde ne kadar meyve olacağı, o meyvanın içerisindeki göz sayısı, kalitesini belirleyebilmek amacıyla da budamayı yapmak durumundasınız. Kültürel işlemler dediğimizde bu işlemlerin çoğunu şu zaman dilimine kadar, Mart'ın sonuna kadar ki bu zaman dilimizde içerisinde çiftçilerimiz tamamladı neredeyse. Bunun yanında şimdi gübreleme ile ilgili uygulamalarımız başladı. Gübreleme uygulamalarımızda da özellikle sonbahar uygulamaları ve bahar dönemi, erken bahar dönemi uygulamaları gerekiyor. Biz hep şunu tavsiye ettik, şunu arzu ettik, çiftçilerimize bu noktada yönlendirmeye çalıştık. Toprağın organik gübre kapasitesini arttırabilmek için organik gübreleme işini sonbaharda mutlaka yapın. Erken bahardan yani Şubat-Mart dönemleri içerisinde de toprağın uygun bir işleme uygun bir şey tavını yakaladığınız zaman da taban gübreleri dediğimiz ağacın durumuna, bitkinin durumuna, ihtiyacına da dikkate alarak kompoze gübreler, azot, fosfor ve potasın belli bir oranda takviyesi gerekecek. Ki bu noktada çiftçilerimiz bu gübreleme şeylerini de tamamlamış durumda. Yani taban gübrelesi ve organik gübreleme noktasında çiftçilerimiz bugüne kadarki çalışmalarını hemen hemen tamamladılar. Bundan sonra zirai mücadele noktasında bir faaliyet başlayacak ki başladı da. Özellikle şunu da çok tavsiye ederek ve çiftçilerimizi bu noktada yönlendirmeye çalışarak belirtmek isterim ki bir hastalık veya zararlıyı bahçenizde görüp onunla mücadele etmektense hastalık ve zararlı olma ihtimali bulunan bahçelerde koruyucu mücadele dediğimiz uygulamayı yapmanız lazım. Ki koruyucu mücadelenin ilk başlangıçları da bu dönemlerde. Yani çiçek açmadan önceki dönemlerde. Peki bu dönemlerde ne yapılabiliyor? Bu dönemlerde özellikle kabuklu bit, kırmızı örümcek, küçük emici böcekler ve diğer yaprak bitleri gibi, yazıcı böcekler gibi meyve bahçelerinde zarar veren zararlılar için kışlık yağlarla bir koruyucu mücadele yapmamız gerekiyor. Yine artık bu çiçeğe yakın dönemlerde, çiçek açmak üzereyken tomurcukların kabarmaya başladığı bu dönemlerde hastalıklardan korunabilmek için ki bu hastalıklardan ne bakteriyel kanserleri, yaprak delen, yaprak kızıllığı, değişik pseudomonas etkisinden dal kanserleri gibi faktörlü etkinleri öldürebilmek amacıyla da ve onların bahar uyanışlarını, spor faaliyetlerini kesebilmek amacıyla da bordo bulamacı uygulamasını özellikle bu dönemlerde yapmamız gerekiyor. Kışlık yağ ve bordo bulamacı uygulamaları özellikle bahçelerimiz için koruyucu mücadele ve olmazsa olmazları niteliğinde. Şimdi tabii burada kültürel bakımların veya yapılan işlerin başında da aşılama da geliyor, budama da geliyor. Şimdi her ağacın, her cinsin diyelim budama farklılıkları var muhakkak ki. İşte kirazı çok fazla sert budamamak gerekiyor diye biliyorum en azından. Aynı cinsin içerisindeki çeşitlerin bile birbirinden farklılıkları var. Mesela bir kiraz ağacında erkenci bir kirazla geçici bir kiraz çeşidinin veyahut da işte sanayilik bir kiraz çeşidiyle ihracatlık bir sanayi çeşidinin budaması bile birbirinden farklılık gösterebiliyor. Peki aşılamadan biraz bahsedelim istiyorum. Bu dönemde aşılama da oluyor ki yanımızda bulunan bahçelerde de aşılama yapılmış uygulamalar var. Tabii şimdi nasıl çiçeklenme döneminde ağaçlarda bir don olayı, soğuk olayı çiçekleri, meyve verimini etkiliyorsa aşılamadan sonra oluşabilecek soğuk, don olayları
yeni yapılan aşılamaları etkiler mi? Yani ağaca zarar verir mi? Mutlaka etkiler ama burada etkileyebilmesi için donun şiddeti ve süresi çok önemli. Birkaç eksi 1-2 derecelik bir don ve birkaç saatlik bir don şiddeti bu noktada aşıları pek etkilemez. Ama eksi 3, eksi 5 gibi bir soğuklanma ve 3-5 saat süren bir soğuklanma da mutlaka bir zararlanmadan söz edebiliriz. Yani aşıda da biz aslında o don olaylarında koruma yapmamız gerekiyor. Yani sadece çiçekleri değil, aşılama yaptığımız yerlerde. Peki aşıda nasıl bir uygulama yapacağız da dondan koruyacağız size göre? Yani özel bir macunu mu var, farklı bir şey mi var? Tabii yani bu manada aşı macunları mutlaka kullanılıyor. Ama bunun yerinde pratik olarak da çiftçilerimiz naylon özel aşı bağları ve aşı şeyleri, PVC malzemelerden yapılan aşı malzemeleri. Elastik oluyor onlar biraz. Zaman içerisinde genişlemeye de şey olabiliyor. Dolayısıyla dışarıla havayla temasını kesecek nitelikte şey yapılıyor. Tabii eski klasik anlayışlardan işte yarma aşı özellikle. Yarma aşı yapıldığında üzerine bir miktar toprak, çamur bırakılır falan. Yani bunlar çok doğru değil. Niye? Çünkü buradan dışarıdan her an için biz hastalığı siz aşı bölgesine, çünkü siz öyle düşünün, ağacı keserek yarma aşıyı yaparken tabiri caizse bir şey yapıyorsunuz. Uygulama. Yani bir ameliyat yapılmış bir insanı düşünelim. Ona farklı bir yerden getiriyorsunuz. Bir hastalıkla getirebilirsiniz. Aynen. Virüs dolayısıyla kaptırabilirsiniz. Biz yarma aşıyı aslında çok şey yapmıyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Bahçelerimizde de çok da uygun görünmüyor. Ama ne yazık ki çiftçilerimiz kendi alışkanlıkları itibariyle aşı ürünleri, aşı fidanları tedarik etmenin maliyetinden de kaçarak yoz dediğimiz anaçlarla daha düşük maliyetlerde bahçelerinde biraz daha ekonomi sağlamak adına böyle bir şey. Ama bunun sıkıntılarını 7. 8. yıllarda belli bir oranda da görüyorlar, yaşıyorlar. Peki budamadan sonra yapılabilecek, hani bordo bulamacı falan yapıyoruz kültürel bakımlarda ama budamadan sonra yapılabilecek korunma yöntemleri nedir? Ağaç bir şekilde zedeleniyor, yani yara alıyor. Burada tabii kalın dalların da kesilmesi gerekiyor budama tekniği olarak. Onlarda neler yapmak gerekiyor? Mesela bakın biz bölgemizde özellikle kirazlarda ve vişnelerde Pseudomonas'la ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Pseudomonas nasıl bir etki veriyor? Dal kanseri dediğimiz şey ağaçlarda püslenme, ağaçlarda zamk akıntıları ve sonra da dalların kuruması şeklinde bir MR gösteriyor. Doku ölümü, doku zedelenmeleri meydana geliyor. Bu Pseudomonas'ın tabiatından kaynaklı olan bir özellik sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde yani düşük sıcaklıklarda ve yüksek nemlerde çok etkin. Ve bu Pseudomonas bitkiye herhangi bir şekilde yapraktan, kökten bulaşmıyor. Yara yerlerinden yani budama yaptığımız yerlerden veyahut da ağaçta pullukla, ızgarayla değişik manalarda aşı yaparken ki yaptığımız yara yerlerinden bulaşıyor. Dolayısıyla biz arzu ediyoruz ki bölgemizde özellikle Sultanahmet bölgesinde kiraz budamalarını Eylül gibi, Ağustos sonu gibi sıcakların belli bir oranda devam ettiği ama havaların hafif hafif serinlediği, dolayısıyla Pseudomonas'ın etkin olmadığı dönemlerde budamayı yapın. Ve budama işini ama sonbahar ama ilkbahar ama yumuşak çekirdeği ama sert çekirdekli hangisinde yaparsanız yapın, budamadan sonra mutlaka bir bordo bulamacı uygulaması yapın. Niye? Demin söylediğiniz gibi o yara bölgelerini hiç olmazsa dezenfekte edebilmek, dışarıdan gelebilecek mantarı ve diğer bakteriyel bulaşmaları önleyebilmek için. Peki ben şunu da çok merak ediyorum. Şimdi bugün bir berbere gittiğimizde birçok alet, artık makaslar, işte kullanılan diğer aletler steril ortama getiriliyor. Peki bir budama makası, budama testeresi vesaire işte ağaçtan ağaca geçiliyor. Bu hastalığı geçirir mi? Nasıl olur bu durum? Mutlaka. Yani özellikle budamacı arkadaşlara onların üzerinde ciddiyetle durarak tavsiye ediyoruz. Bahçe bahçe ağacı değiştirirken bile yani. Çünkü ama şimdi şöyle düşünün, 1000-2000 ağaç var. 1000-2000 ağaçta bir uygulama yapılırken her ağaçta nasıl bir sterilizasyon yapacaklar? Bunları çok basit. Elimize fısfıslar basit fısfısların içerisinde %1 solüsyonluk çamaşır sularıyla birlikte hazırlanmış %1'lik solüsyonu makaslarını veyahut da işte bıçkısını kullandıysa bıçkılarını öbür ağaca geçerken, bir ağaçtan öbür ağaca yürürken bile fısfıslayarak belli bir oranda en azından dezenfekteyi sağlama şansına sahip olur. Bence bu bölümde kültürel bakımlarda altını çizeceğimiz olaylardan bir tanesi bu. Bu kadar program yaptık. Hep aklımdaydı ama bugüne nasip oldu sormak. Gerçekten önemli. Her ağaçtan ağaca geçerken mutlaka
mutlaka steril hale getirmek gerekiyor bıçkılarımızı, makaslarımızı. Doğru. Yani işte tabii budamacı arkadaşlar günlük yövmiye ile çalışan insanlar oldukları için bu uygulamalar onlara biraz zor geliyor ama ağacın ömrünü ve daha sonra budamadan sonra ağacın gelişmesini, aktivitesi ve sonuçta o ağacı budayan insan olarak onun başarısı olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunlara da mutlaka dikkat etmeleri lazım. Kesinlikle öyle. Peki şimdi kültürel bakımları konuştuk. Bu arada tabii ki otla mücadele vesaire de var. Evet. Bu arada yani sezona girdiğimiz dönemde işte damlama sulama varsa şimdi bulunduğumuz bahçede olduğu gibi tesisat havaya kaldırıldı. Otla ilgili bir mücadele yapılacak. Toprakla ilgili ne çalışmalar yapıyoruz? Ama ağacın fiziksel yapısıyla ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi toprakla ilgili özellikle gübreleme konusunda tabii kısa bir net şeyde anlattık ama şu anda gübre ihtiyacını şöyle yapalım. Biz kısaca onlara bahsedelim. İkinci bölümde de gübrelemeyi biraz detaylandırmak istiyorum açıkçası. Yani gübrede özellikle analize müracaat etmeden klasik işte komşu şunu kullandı ben de bunu kullanayım manasında bir gübre kullanımı hiçbir zaman için doğru değil. Ve biz bu noktada özellikle çiftçilerimize her yıl düzenli olarak gübreleme için numune alıp tahlillerini yaptırmalarını ki bu işi de Eylül-Ekim aylarında mutlaka yaptırmalarını o sene kullanacakları gübre ihtiyacını belirleyerek ona göre kullan. Ve inanın bu manada yapılan analizlerle elde edecekleri değerlere göre gübreleme yaptığında klasik gübrelemeden daha ekonomik hale gelecek. Daha fazla para harcamayacak. Analiz parası kendilerine yüksekmiş, bir maliyetmiş gibi gözükebilir ki bu manada Tarım Bakanlığımızın da analiz desteği var. O haldeyken bile gayet faydalı ve sonuçta cebinden çıkan gider olarak gübreye daha az bir para ödemiş olacak. Ama sonuçta da etkin bir gübreleme yapmış olacak. Peki ikinci bölümde bu etkin gübrelemeyi biraz daha açalım istiyorum. Onun ardından sert çekirdekli meyvelerde mevsimsel olarak yapılacak işlemleri aktarmaya devam edeceğiz. Çiftçinin seyir defterinde. Evet, sert çekirdekli meyvelerde bahar döneminde yapılabilecek işlemleri ziraat mühendisi Kadir Göçeri beyefendiden aktarmaya devam ediyoruz. Özellikle üreticilerimiz, tabii ki profesyonel bahçeleri olan üreticilerimiz genelde bu işlere çok dikkat ediyorlar ama daha ufak çaptaki üreticilerimiz çok fazla dikkat etmiyor. Şimdi gübrelemeden biraz bahsedelim, biraz geniş çaplı olarak bahsedelim diye düşünmüştük programımızın ilk bölümünde. Ekim-Kasım aylarında yapılan toprak analizleri, nin sonucunda bahar döneminde hangi gübreleri uygulayacağımızın elimizde reçetesi var. Doğru mudur? Şimdi özellikle gübre tahlillerinde organik madde, ECE ve pH değerleri diye bildiğimiz bir bölüm vardır. Bu pH değeri toprağın tansiyonunu belirler. Eğer toprağın tansiyonu dediğimiz pH değeri yüksekse, yani 7,8, 8,4 ve bunun üzerinde bir değerde ise bunun düşürülmesi gerekir. Bu dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi. İkinci önemli hususlardan birisi topraktaki organik madde seviyesi. Biz her zaman çiftçilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Eğer analiz sonucunda topraktaki organik madde seviyeniz %2'nin altındaysa hiçbir gübreleme yapmayın. Toprağınızın organik madde seviyesini yükseltmeye bakın. Yani bu ne demektir? Toprağınıza organik madde, organik gübre ilave edin. Ahır gübreleri olabilir bu. Bu manada geliştirilmiş diğer yeşil gübreler olabilir. Zaman içerisinde değişik toprağa ilave edebileceğiniz gübre kalıntıları olabilir. Dolayısıyla siz topraktaki organik madde seviyesini belli bir düzeye çıkarmadan kimyasal gübre kullanırsanız işte o zaman toprak tarafından tutuluyor. Attığım gübre hiç fayda vermedi. Ağaçta hiçbir gelişme gösteremedim. Dolayısıyla bugün 2 kilo atıyorsam yarın 3 kilo, ertesi dönemde 5 kilo gibi gereksiz dozlara çıkılıyor. Ama topraktaki organik madde seviyesini belli bir noktaya çekebilirsek işte o zaman standart 1,5-2 kilo gibi bir gübre uygulaması, yani sonuçta da degara 30-40 kilogramlık bir gübre uygulamasıyla çok daha başarılı bir sonuç elde etmemiz mümkün olacak.
Yine hakeza toprak analizlerinde en çok karşımıza çıkan hususlardan birisi EC değeri dediğimiz. Yani toprak suyunun geçirgenliği. Toprakta var olan minerallerin yoğun bir şekilde toprak suyundaki elektriki geçirgenliği. Bu topraktaki minerallerin aktif olduğunu gösterir. Eğer EC değeriniz düşükse, topraklarınız tuzsuz ise bu manada yine gübre kullanımıyla bu değerleri biraz yükseltmeye ama tuzluluk seviyesi yüksek ise de bu manada özellikle düşük pH'lı gübreleri kullanarak topraktaki çözünen mineral madde miktarını arttırmamız gerekecek. Bunlar önemli hususlar. Dolayısıyla çiftçilerimiz her zaman şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte analize gönderdik, analizler hep aynı çıkıyor. Aynı değil, yani bu olay biraz daha farklı. Biz normal insan sağlığı anlamında bir kan tahlili yaptırdığımızda bu değerler çok sınırlıdır. Çünkü ciddi manada bir insan sağlığı önemlidir. Dolayısıyla bir değeri ölçerken ki aralık çok kısadır canlı şeyinde. Ama buna karşılık meyve bahçelerinde, toprak analizlerinde bir fosfor düzeyini ölçerken aralık çok geniştir. Yani 500'den 750 aralığına kadar ölçer. Ama bu uygulama bir insan sağlığında mümkün olamaz. 500'de 550'dir. Dolayısıyla 500 ile 750 arasında tahlil sonuçlarına göre birbirine yakın değerleri görüyor çiftçi ve ondan sonra diyor ki bu tahliller çok istediğimizi vermiyor. Hep aynı sonuçlar geliyor. Hayır, bunu ciddi bir yorumlayabilen, bu noktada kendini geliştirmiş arkadaşlarımıza bu tahlilleri yorumlattıkları zaman inanın kendilerine çok daha karlı bir gübreleme ve çok daha etkin bir gübreleme ile meyve üretiminde başarıya ulaşacaklardır. Şimdi üreticilerimizin özellikle geleneksel yöntemle gübrelemeleri var. Bu nedir? Kendi hayvanları var, 3-5 baş, 10 baş veya komşusunda var veya köyde, kasabasındaki hayvanların gübrelerini. Tabii bunlar fermente tam olarak yapılmadan uygulanıyor. Nedir? İşte bahardan önce bir şırası güzel, toprağa faydalı olsun diye hemen uygulanıyor. Tabii bir de maliyet, fermente edilen, poşetlenen gübreler, organik olarak gübreler poşet poşet satılıyor. Bunun da bir maliyeti var muhakkak ki. Şimdi buradaki direkt büyükbaş hayvanların, küçükbaş hayvanların, kanatlı hayvanların gübrelerini uygulayan üreticilere biz bu konuda ne diyebiliriz? Yani bunu nasıl kullansınlar? Hem maliyeti düşürmek açısından tabii onlar da haklı. Ergun Bey, yani çok ciddi ve çok önemli bir konuya parmak basıyorsunuz aslında. Bizim adımız çiftçi. Biz üretim yapıyoruz. Biz öğretmen değiliz. Biz doktor değiliz. Biz çiftçilikle uğraşıyoruz. Dolayısıyla bizim evimizde, ahırımızda hayvanımız da olabilir, olmalı. Bahçemizde ağacımız, meyvemiz de olmalı, sebzemiz de olmalı. Ama biz elimizdeki malzemeleri çok kullanmasını bilmiyoruz. Biz hazıra alıştık veyahut da tabiri caizse hazıra alıştırıldık. Şu anda dediğiniz gibi fermente edilmiş torbalarda satılan organik gübreler ciddi bir maliyet. Ama ahırımızda onun ana maddesi duruyor. Bunu belli bir yerde yığın yapıp, içerisine de diğer kimyasal gübrelerden ilave yapıp, demirinden çinkosuna, fosforuna, azotuna kadar ilaveler yapıp, bunu 15 günlük bir süreç içerisinde üzerine örtüp fermente edebilsek, o gübrenin içerisindeki bakteri faaliyetini arttırıp, o gübrenin parçalanmasını ve parçalandıktan sonra da doğal ısınmasından kaynaklı canlıların ölümünden dolayı açığa çıkan besin yapısını elde edip bunu bahçemize uygulasak, inanın o torba torba gübrelere ödediğimiz paraların çok daha altında bir maliyetle ve çok daha düzgün ve etkin bir gübrelemeyle sonuç almak. Dediğiniz çok doğru. Zamanında ahırından çıkan gübreleri taze taze bahçesine uygulayıp bahçelerindeki sarılık ve bahçelerindeki hastalıklardan dolayı bahçelerini köklemek zorunda kalan insanlarımız çok oldu. Ama bu gübreyi fermente etmek yerine hazır sunulmuş preparatları hemen çok gerekli bir malzemeymiş gibi alıp uygulama yoluna gittik. Ve ondan sonra da demeye başladık ki ya işte girdiler çok pahalı, gübre çok pahalı, değişik şeyler pahalı. Hayır, bunları elde etmemiz çok da kolay. Dolayısıyla biz çiftçi olduğumuza göre bu tür işçilikleri kendi adımıza, kendi işletmelerimize yapmak zorundayız. Kesinlikle doğru. Peki şimdi bu tarz bir üretimi inşallah Allah nasip ederse beraberce böyle bir uygulamayı yapalım. Bir miktar en azından işte birkaç el arabasından kendi fermente gübremizi nasıl yapabiliriz? Burada çiftçilerimize de bir örnek oluşturmak adına biz de bunun altını çizelim. Bizim de bir defterimiz var, çiftçinin seyir defterine bunu not olarak alalım.
ilerleyen en kısa sürede, ilerleyen bir zamanda beraberce yapalım ve 15 gün sonra nasıl kullanılması gerektiğini de üreticilerimize aktaralım ki hemen işte ahırdan kürünen veya olabilir bir yılda bekletilebiliyor. Bazen kurusun daha güzel oluyor diye bekletenler de var ama. Kuruması çok ayrı bir şey. Açıkta güneşte beklemesi ayrı bir şey. Fermente olması çok farklı bir şey. Biz fermentasyon... Zararlıları yok etmek lazım, parazitleri tabii, mesela. Yani gübrenin tabiatında vardır. İçerisindeki bakteri faaliyeti arttıkça gübrede belli bir ısınma gelişir. Isınmayla gübrenin sıcaklığı artar. Bu sıcaklığa bağlı olarak oradaki besine de hücum eden bakterilerden dolayı belli bir zaman sıcaklık yükselir. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra da sıcaklık bu sefer bakteriler ve değişik canlılar ölmeye başlar. Bu ölen canlıların kalıntıları bize gübre olarak ağacımıza yarayacak zaten. Yoksa hayvan gübresinin dışkısı bir şekilde kendi başına bir gübre değildir. Onun içerisindeki bakteri faaliyeti veya topraktaki bakteri faaliyeti önemlidir. Onu parçalayan, onu bitkiye etkin hale getiren bu bakteri faaliyetidir. Biz fermantasyonla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Peki burada uygulanacak kimyasallar konusunda da bir rasyon hazırlamamız gerekiyor tabii ki muhakkak ki bilimsel yönden. Tabii. Bu konuda da bize ipuçları vereceğiz mi üreticilere? O uygulamayı yaparsak eğer. Mutlaka yani. Ama bu arada tabii birçok gübre firması da bizi izlerlerse onlar da. Amaç yerine varsın. Bir ton gübre ağırlığına karşılık 10 kilogram triple süperfosfat, 2 kilogram demir sülfat, 2 kilogram çinko sülfat, 3,5 kilogram %33'lük amonyum nitrat, bir miktar şeker ilavesi, bakteri faaliyetini arttırmak için şeker ilavesi adına melas erimesi, bu gübreyle karıştırılıp harmanlanıp sıkıştırılıp yığın yapılacak, 15 gün sonra aktarılacak. Dıştakiler içe, içtekiler dışa, o yanma faaliyetinin her tarafta yeknesak olmasını sağlamak için tekrar üzeri örtülecek. 15 gün bekleyecek. İkinci 15 günden sonra artık soğumaya terk edilip ondan sonra bahçelerinizde istediğiniz gibi kullanın. Hem tekrar kimyasal gübre kullanımınız ortadan kalkmış olacak, taban gübrelemesi, hem de organik malzemeyi net bir şekilde toprağınıza vermiş olacaksınız. Peki bu gübreleme özellikle toprak üstüne yapılan uygulamalar için suyla birlikte verilen değil de kuru gübrelemede özellikle zamanını kollayacağımız dönem nedir? Yani bir yağış öncesi midir, yağış sonrası mıdır? Hani toprağa tam işlemesi açısından veya bir toprakta çapalama gibi yapılırken mi verilmesi gerekiyor? Ergun Bey, genel kaydedir. Meyve bahçelerinde gübreler hiçbir zaman için hangi şey olursa olsun yüze verilmez. Bunların mutlaka toprağa karıştırılması lazım. Ama en çok yaptığımız hatalardan, kaçırdığımız hususlardan birisi şu. Biz sonbahar gübrelemeleriyle toprağın organik madde seviyesini yükseltmeliyiz. Erken ilkbaharda vereceğimiz kompoze gübrelerle çiçeklenmeden sonra bitkinin ihtiyaç duyacağı bitki besin maddesi seviyesini tamamlayabiliriz. Yoksa ağaç çiçek açana kadar, çiçeğini yaprağını oluşturana kadarki süreç içerisinde hiçbir şekilde topraktaki besinlerden bir istifadesi olmuyor. Bunun anlamı şu, yaprak dökümü itibariyle, yaprak sararmaya başladı, dökülmeye başladığı anda tabiri caizse ağacın fabrikası duruyor. Tüm besin maddeleri gövdeye ve köke çekiliyor. Gövdeye ve köke çekilen bu besin maddeleri baharın suyun yürümesiyle, ağaçların uyanmaya başlamasıyla gözlere gönderiliyor. Tabii bu da şurada önemli, bu noktada siz sonbahardan önce ağacınıza çinkoyu takviye etmek zorundasınız. Çinko niçin önemli? Çinko tabiri caizse nakliyeci. Yani depo edilen besinleri gözlere ve lojistik hizmetine taşıyacak olan ana besin maddesi. Deponuzda ağacınız depo etmiş, belli bir besin var ama çinko yetersiz, bu besinleri yeteri kadar gözlere taşıyamıyor. Dolayısıyla ağacın göz oluşumu, çiçek açımı, çiçeğin sağlıklılığı sıkıntıya giriyor. Ondan sonra da tabii sağlıklı bir çiçek açımı olmadığı için, sağlıklı bir çiçek yapısı olmadığı için döllenme gerçekleşmiyor. Dolayısıyla meyve tutumu olmuyor. Eğer bunları çinkoyu zamanından önce sonbaharda tamamladıysanız, organik gübreyle desteklediyseniz ağaç çiçekten sonra yaprak oluşumuyla birlikte topraktaki besin maddelerini sömürmeye başlıyor. Ve bu besin maddelerini artık fabrikayı çalıştırarak kendi besinini üretir hale geliyor. Dolayısıyla bizim ağacın yapraklanmadan en az 1,5 ay önce, bir buçuk ay öncesinde demin söylediğimiz gübreleri toprağa ilave etmemiz lazım. Yani bulunduğumuz gün itibariyle konuşmak gerekirse şu an Mart'ın sonundayız. Dolayısıyla bizim Ocak sonu Şubat'ın ilk haftalarında
normal gübrelememizi yapmış olmamız gerekiyordu taban gübrelemesi olarak. Ha, çiçek oluşumundan, meyve oluşumundan sonra yapraklar yapısını tamamladıktan sonra üst gübrelemesi dediğimiz azotlu gübrelemelere geçeceğiz. Bu noktada da yapılan en büyük yanlışlardan birisi şu. Azot bitkideki yeşil aksamı çok hızlı geliştirdiği için çiftçilerimiz bol miktarda azot kullanımından dolayısıyla bol sürgün ve bol yaprak yapısını görünce bol miktarda azot kullanımına yönelmek istiyor. Aksine bu noktada bol miktarda azotu bir kerede kullanmaktan ziyade 2-3 kademede bir azotlu gübreleme yapmak. Dolayısıyla çiçekten sonra meyve gözükünce, meyve olgunlaşmaya doğru, hasattan sonra bir azot uygulaması. Ama toplam azot uygulamasında da degara 12 kilogramı geçmeyecek şekilde bir uygulama yapmamız gerekiyor. Evet, bu da çok önemli toprakta uygulama. Peki şimdi şöyle bir baktığımızda bu meyve bahçelerinin aralarında bazı hububat ürünleri var. İşte arpa var, buğday var, bu tarz ürünler var. Biz geçtiğimiz günlerde bir programımızda konuk ettiğimiz ziraat mühendisi bir arkadaşımızla organik tarım üzerine biraz sohbet ettiğimizde bize şunu söyledi. Aslında dedi tamam organik tarım üzerine ilaçlar dengeli kullanılmaya başlandı. Bununla ilgili çalışmalar oldukça fazla olmaya başladı. Çiftçimiz daha duyarlı oluyor ama biz ekin tarlasının yakınında bu işi yaparsak organik tarım yapıyoruz diyemeyiz. Çünkü ekine uygulanan bitki koruma ürünleri meyve ağaçlarına uygulanan bitki koruma ürünlerinden farklı. Bu yüzden birbirine bulaşma şansı da çok yüksek dedi. Bu konuda organik tarımla ilgili ülkemizde yapılan işlemler, bölgemizde yapılan işlemler nedir? Acaba biz organik tarım yapıyoruz diye kendimizi mi kandırıyoruz? Yani bunu açık açık sormak istedim açıkçası. İsterseniz önce şöyle açıklayalım. Zirai mücadelede iki tane yöntem etkin bir şekilde ülkemizde uygulanıyor. Bunlardan birisi iyi tarım uygulamaları dediğimiz entegre mücadeleyi ön plana çıkaran insan sağlığı için zararı en az seviyede olan bitki koruma ürünlerinin kullanıldığı bir mücadele yöntemi. İkinci bir yöntem de insanlar için zararsız olan çevreye ve canlılara karşı duyarlı bitki koruma ürünlerinin kullanıldığı organik mücadele yöntemi. Şimdi iki mücadele yönteminde de etkin olan tek amaç insan ve çevreyi korumaktır. Birisinde müsaade edilebilir sınırlar içerisinde bitki koruma ürünlerinin kalıntılarına izin verilirken birinde sıfır seviyede bitki koruma ürünü kalıntısı dikkate alınıyor. Dediğiniz çok doğru. Dışarıdan etrafımızdaki arazilerdeki uygulamalar bizim organik alanımızı tehdit etmiyor mu? Evet, tehdit ediyor. Tehdit edecektir de zaten. Ama bu alanlar her zaman riskli bölgeler olarak hasat edilir ve çiftçilerimiz bu alandaki ürünleri konvansiyonel yani iyi tarım uygulamaları çerçevesinde olabilecek ürünler gibi değerlendirmeye çalışır. Ama şunu da unutmayalım. Her işin belli bir riski vardır. Belli bir genişleme alanı vardır. Bu genişleme alanına ulaşmadan bu risklerin azalması mümkün değildir. Peki biz ne zaman organik tarıma başlayacağız? Etrafımızda riskler var diye organik tarım yapmayacağız mı? Belli bir riski mutlaka dikkate alacağız. Bu riskleri de riskli ürün seviyesinde, düzeyinde pazarlamaya çalışacağız. Ama şunu da unutmayalım. Bölgemizde organik tarım uygulamaları çoğalmaya başladıkça etrafımızdaki riskli alanlar da azalmaya başlayacak. Dolayısıyla organik tarıma doğru daha ciddi bir yöneliş olacak. Bakın örnekleme verelim. Sultandağ bölgemizde özellikle bu 6-7 beldemiz içerisinde organik tarım uygulamaları başladı. 10 yıldır devam eden bir süreç. Ama inanın şu son 3 yıl içerisinde neredeyse çiftçilerimizin %60'ı bu uygulamaya başladı. 10 yıl öncesinde bahsettiğiniz riskli alanlar çok iken şimdi o kadar çok insanlar organik tarıma girmeye başladı ki riskli alan sayısı azaldı. Dolayısıyla organik ürün miktarımız arttı ve buna karşılık da çiftçimiz belli bir düzeyde gelir elde etmeye başladı. O söz doğru. Risk mutlaka var ama risk var diye hiçbir zaman hiçbir işten de geri durmuyoruz. Bunun da bir yerden başlaması gerekiyordu. İşte 10 yıl önce organik tarıma başlayanlar bize örnek oldu. İnsanlarımız oradaki uygulamaları gördükten sonra organik tarıma doğru yönelmeye çalıştılar ve sonuçta karlılıklarını arttırmanın yoluna düştü. Bu neye getirdi? Bu bölgeden çıkan organik ürün miktarının artışını getirdi.
Evet, şimdi tabii burada ihracat yapılan ürünlerde özellikle veya burada sanayide kullanılan ürünler de var. İhracatın işte toplam üretiminde bir üretici aşağı yukarı %30-%35'ini ihracata yönelik üretiyor. Ortalama bir rakamdır. Bu %100'ünü üreten de var, %50'sini üreten de var, %15'ini üreten de var. Şimdi ihracata giden ürünlerde zaten bu kalıntı kontrolleri çok sıkı bir denetimden geçiyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu bölgede Ebergölü ve Akşehir Havzası'nda üretilen sert çekirdekli meyvelerde son yıllarda pestisit kalıntısı dediğimiz sıkıntılar hiç yaşanıyor mu? Siz bu konuda çok daha hassas davranıyorsunuz çünkü. İnanın şunu çok net söyleyebilirim. Bu havza içerisinde iyi tarım uygulamaları çerçevesinde kalıntı seviyesi risk düzeyine gelmiş, problem haline gelmiş hiçbir analizde rastlamadık. Organik ürün aşamasında ise bildiğiniz gibi 3 yıllık bir geçiş dönemi vardır. O geçiş döneminden sonra organik olunur. Dolayısıyla bu geçiş dönemlerinde kalıntılı ilaç kalıntıları rastlanıyor ama kalıntılar hiçbir zaman için insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak düzeylerde olmamakla birlikte organik tarımın istediği sıfır riski yakalayamayabiliyor ilk yıllar. Çünkü uygulayıcılar yeni, daha yeni alanlar, etrafta risk alanları var, o bölgeler temiz değil. Bu nedenle bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama şu 3 yıl içerisinde de ben ne organik tarımda ne de konvansiyonel iyi tarım uygulamaları içerisinde bölgemiz analizlerinden hiçbirisinde bir kalıntı görmedim, duymadım ki böyle bir şey olsaydı bakanlık buna cezai müeyyide getirmişti. Cezai uygulamalar ortaya çıkardı ki bunların duyulmaması mümkün değil. 13-15 bin lira gibi çok ciddi rakamlarda bir cezası da var. Zaten ürünün geri dönme gibi bir riski de var. Gümrük kapılarından veya giden ülkelerden geri döndürülme riski var ki son yıllarda hiç duyduğumuz bir olay da değildir bu. Evet, yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. Çiçeklenme döneminden önceki bahar aylarında yapılabilecek kültürel uygulamalar, genel uygulamalardan bahsettik izleyicilerimize ki sözümüz var. İlerleyen dönemde bu uygulamayı da yapacağız. Sizin verdiğiniz bir reçete var. Fermente bir gübre. Evimizdeki, komşumuzdaki, köyümüzdeki bir hayvan gübresini nasıl fermente hale getirip daha ucuza mal edip bahçelerimizde uygulayabiliriz. Bununla ilgili de bir uygulama yapacağız. Peki çok kısa olarak birkaç başlık olarak çiçeklenme döneminden sonra neler bizi bekliyor? Çiçeklenme döneminden sonra uygun bir Meyve dökümü bekliyor. tozlaşma gerçekleşirse meyve oluşumu başlayacak. Dolayısıyla ondan sonra artık umutların ticari manada bir gelire dönüşmesi için bir aktivite başlayacak. Tabii demin dediğiniz gibi ihracata yönelik ürün yetiştiren veyahut da piyasalık ürün yetiştiren üreticilerimiz bu ürünlerin kaliteli olabilmesi amacıyla uygulamalarını yoğunlaştıracak. İşte zirai mücadele etkin bir hale gelmeye başlayacak. Bunun yanında özellikle işte bu meyveleri kalitelendirmek için üst gübrelemeleri, yaprak gübrelerini, işte mikro element eksikliklerine karşı tedbir alma gibi uygulamalar yoğun bir şekilde devam edecek. Ama şu doğal bir gerçektir. Bu noktada da bir ipucu manasında çiftçilerimize meyve bahçelerinde çiçeğin hemen akabinde, çiçeğin %100 tamamlandığı dönemde mutlaka ağaçlarını yapraktan, çünkü o dönemde artık yaprak oluşmaya başladı. Yapraktan amino asit, çinko ve kalsiyum uygulamalarını mutlaka yapmalarını tavsiye edelim. Bu döllenen meyvanın hızlı gelişmesini ve sonuçta da daha kaliteli, daha düzgün ve daha bol bir verim haline çiftçiye geri dönmesini sağlar. Ama şunu da söylemekten geri duramıyorum. İşte şu ürün atarsan işte meyve şu kadar tutar. Bu böyle olur gibi bize sunulan değişik malzemelere de çok aldırış etmeyelim. İtibar etmemek lazım. Neden? Çünkü dölleme dediğimiz, tozlaşma dediğimiz olay tamamen bir dölleme fizyolojisi. Dolayısıyla buna dışarıdan herhangi bir müdahale şart, yani müdahale mümkün değil. Dolayısıyla bizim etrafımızda tozlayıcı çeşitlerin bulunması lazım ki ve bahçemizde arı faaliyetinin yoğun bir şekilde devam etmesi lazım ki çiçeklerimiz sağlıklı bir şekilde döllenebilsin ve meyveye dönebilsin. Bunun meyve oluşumunu arttıracak uygulamalar, preparatlar şu anda ne yazık ki
ülkemizde mevcut değil. Bunlara da insanlarımız aldanıp gereksiz uygulamalar içerisine girmesinler. Peki biz size verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sert çekirdekli meyvelerde çiçeklenme döneminden sonra meyve tutumunda tekrar birlikte oluruz diye umut ediyoruz. Bizim bir defterimiz var, çiftçinin seyir defterinde. Bugünkü konuların ana başlıklarını yazacağız. Sizin de bir imzanızı alacağız. Daha sonra da tekrar görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Sevinirim. Bu hafta da çiftçinin seyir defterinde konuğumuz Kadir Göçeri'ydi, ziraat mühendisi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.